Yıl 1951 ve akıllarda iz bırakan o kareler. Konya'nın yakın geçmişine damga vuran Hacı Veysade Mustafa Kurucu Hoca Efendi ve şehrin ileri gelenleri ellerini semaya kaldırmış, kutlu bir mekanın temellerini atıyor. Hacı Veysade, Konya'nın çok sevilmiş bir alimi. Alim, arif ne derseniz diyeyim. Evliyaullah'a bilhassa tasavvuf neşesiyle Allah'ın dostlarına karşı olan muhabbeti Hoca Efendi'yi gönüllere sultan kılmıştır. Evet, temeli atılan yer o dönem Türkiye'de açılan 7 okuldan biri olan Konya İmam Hatip Okulu. 1951 yılından bu yana tam 72 yıl boyunca milli ve manevi değerlerine bağlı, topluma faydalı binlerce ilim ve bilim insanı yetiştirdi. 1951'in Ekim ayında polis mektebinin olduğu yerde hizmete başladı. 1952 yılında idman yurduna ait olan bir binada devam etti. Kendi binasına da 1953 yılında geçerek eğitim hayatını sürdürdü. Konya'nın yakın geçmişine damga vuran başta Hacı Veysade Mustafa Kurucu Hoca Efendi olmak üzere birçok alim ve din görevlisi bu okulda görev yaptı. Hacı Veysade hocamızın ihlas ile attığı temelle bugün Hayrettin Karaman hocamız da bu okuldan mezun. Hayrettin Karaman hocamızın işte Mustafa Uzun Postacılar, Bekir Doğanaylar, Koç Kuzular, Ahmet Baltacıların hepsi bu okuldan mezun. Yani ciddi sayıda belediye başkanlarımız da var buradan mezun olan. Ciddi sayıda milletvekillerimiz de var. Kentin önemli simgesel yapıtlarından birisi haline gelen ve Konyalıların yaşamında çok özel bir yere sahip olan Konya İmam Hatip Lisesi maalesef fiziki ömrünü tamamladı ve yıkım kararı alındı. Peki mülkiyeti Türk Anadolu Vakfı'na ait olan okulun yıkım gerekçesi ne? Bina depremde hasar mı gördü? Merak edilen soruları vakfın başkanı olan Erol Küçükbakırcı'ya sorduk. Asrın depreminde her ne kadar oradaki Hatay, Maraş, Adıyaman gibi yerler etkilerken Konya'mızda da sarsıntılar belli oldu. Şöyle ki son yaptığımız statik araştırmalarda yatay kolonlarda ciddi çatlaklar vermeye başladı. Evet, Konya İmam Hatip Lisesi'nin depremin ardından yatay kolonlarında oluşan çatlaklar ve sıva kalitesi artık binayı taşıyacak güçte değil. Statikçilerin söylediğini söylüyorum. İmam Hatip binasının artık sıva kalitesine kadar düştüğünü bahsediyorlar. Biz de hemen bu yönden işi daha ciddiye alarak hemen bunun yıkımına, proje çalışmasına başladık. Yıkım kararıyla birlikte bölgeye ne yapılacağıysa merak konusuydu. Ortak akılla alana dair yeni bir proje çizildi ve o projenin çizimleri tamamlandı. İnşallah çok kısa zamanda hep birlikte tamamlandığını da göreceğiz diye düşünüyoruz. Konya İmam Hatip Lisesi'nin yerine birkaç yıl içerisinde 64 derslikli spor ve konferans salonlarından oluşan yeni bir okul binasının yapılmasına karar verildi. Günün şartlarına uygun 24.000-25.000 metrekare bir alanda, kapalı alanda yapılacak olan binanın teknik olarak da bugünün şartlarına uygun, statik olarak da günün şartlarına uygun, depreme dayanıklı son derece güzel bir bina olacak. Konya İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrenciler yeni modern binalarına kavuşuncaya kadar Mehmet Bayır İmam Hatip Ortaokulu, Alaaddin Keykubat İmam Hatip Ortaokulu ve Hazım Ulu Şahin Ortaokulu'nda eğitim ve öğretimlerine devam edecek. İnşallah burada bu 24.000 metrekare olan İmam Hatip Lisesi'ni 1,5 ile 2 yıl içerisinde tamamlayacağımızı düşünüyoruz.